İyi akşamlar herkese. Saygılar, sevgiler değerli meslektaşlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Okulu süreci içerisinde bu geceki konumuz atrioventriküler septal defekt. Bu geceki konuşmacımız da Sayın Profesör Doktor Yusuf Kenan Yalçınbaş, Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünden. Evet Sayın Yalçınbaş, buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle derneğimize bu salgına rağmen bu okulu organize etmeyi başarıp bu şekilde eğitimin devam etmesini sağladığı için ve ikinci bir teşekkür de Sayın Profesör Doktor Atıf Akçev'in kendisi bizi yetiştiren çok değerli ağabeyimiz, hocamız. Onunla birlikte olmak bu akşam benim için ayrı bir onur ve büyük bir zevk. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu geceki konumuz atrioventriküler septal defekt. Şöyle başlayabiliriz. Öncelikle ilerlemeye çalışıyorum. Evet, çıkar çatışması yok. Terminolojiyle başlayalım. Terminoloji atrioventriküler septal defekt. Neden bunu vurguluyorum? Çünkü geçtiğimiz yıllarda atrioventriküler kanal defekti gibi yani başka tanımlar kullanıyorduk ama şu anda bizim pediatrik kardiyoloji terimler kılavuzuna göre de doğru terminoloji atrioventriküler septal defekt. Nitekim uluslararası terminoloji de ve ICD-11'e göre de yine doğru tanım atrioventriküler septal defekt. Burada ICD-11'e göre baktığımızda ICD-11 aslında yayınlandı, kullanılmaya da başlayacak diye düşünüyorum. ICD-10'dayız biliyorsunuz. ICD-11 güzel bir yenilik getiriyor. Bütün bu uluslararası pediatrik ve konjenital kalp hastalıkları kodları tamamen eksiksiz bir şekilde ICD-11'e implante edilmiş durumda. Dolayısıyla bu sistem devreye girdiğinde bizim ameliyatları kodlamamız, tanıları kodlamamız artık çok kolay olacak. Bu uluslararası kod sistemine göre atrioventriküler septal defektler yazılar küçük ama ben size de yardımcı olayım. Buradan bu pointer'ı da görüyorsunuz herhalde. Burada bir atrioventriküler septal defekt, kanal defekt hatta parantez içinde eski tanım yazılmış. Altında bir dengeli ventriküllerle birlikte diyor. Balanced ventricles. Sonra altında atrioventriküler septal defekt, ventricular imbalance yani bir dengesizlik söz konusu. Bu sağ ventrikül veya sol ventrikül lehine olabilir. Nitekim bir altta görüyorsunuz atrioventriküler septal defekt dominant sağ ventrikül hipoplazik sol ventrikülle birlikte olabiliyor veya yine diğer bir varyasyonda dominant sol ventrikül ve hipoplazik sağ ventrikülle birlikte olabiliyor. Yine bir altta gördüğümüz tanım atrial seviyede bir defektle birlikte olan formu atrioventriküler septal defekt yani bizim parsiyel atrioventriküler kanal defekti dediğimiz veya primum atrial septal defekt olarak da eskiden tanımlanan form. Onun altında ve sadece ventriküler seviyede bir septal defektle olan bir atrioventriküler septal defekt var, izole. Bu çok nadir olmalı. Atıf hocamız karşılaştı mı bilmiyorum ama ben izole ventriküler septal defekte bir atrioventriküler kanal defekti, septal defekti hiç karşılaşmadım. Onun altında atrioventriküler septal defekt ve hem atrial hem ventriküler seviyede olan var ama ventrikül seviyesindeki septal defekt restriktif, küçük bir defekt. Bu forma intermediate veya transitional atrioventriküler septal defekt deniyor. Onun altında da hepimizin çok sık karşılaştığı atrioventriküler septal defekt hem atrial hem ventriküler seviyede non-restriktif defektlerle birlikte yani komplet atrioventriküler septal defekt. Hemen bir altında
Fallot-tetrolojisi ile birlikte olan bir formu var. Atrioventrikler septal defekt ve tetroloji, fallot-tetrolojisi. Bu da tabii ilginç bir varyant. Bu özellikle ambalanse formu ve tetroloji ile birlikte olan formu bu akşam detaylarıyla tartışamayacağız. Hem zaman kısıtlılığından dolayı hem de o başlıklar başlı başına büyük konular. Şimdi ilerlerken bir anatomiye, morfolojiye aşina olmak için bu şekli ileride de göreceksiniz ama bir tekrar ilk başta bir size göstereyim dedim. Şimdi bu kesit çok tabii anlamak için iyi bir kesit. Burada bir normal bu uzunlamasına bir kesit ve sol ventrikül, sağ ventrikülü görüyorsunuz. Mitral kapak, triküspit kapak, interventriküler septum. Burada musküler kısmı, burası membranöz kısmı, atrial septum. Bütün konuyu bu morfolojik kesit üzerinden genellikle anlatmaya çalışacağız. İşin tabii işi anlayabilmek için işin embriyolojik gelişimi de önemli. Ama embriyoloji tabii uzunca anlatılabilir ama ben size çok özetle söyleyeyim. Atrioventriküler septal defekt gelişimi sonuçta özellikle 6. 7. haftalarda ki gelişme aşamalarında bir duraklama veya gelişme bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü atrioventriküler septumun ve sağ ve sol evi kapakların oluşumunun tamamlanması genellikle işte 8. hafta sonunda tamamlanmış oluyor. Burada embriyolojiye aşina olanlar için görüyorsunuz. İşte ilk looping dediğimiz aşama tamamlandıktan sonra burada gördüğünüz atrioventriküler kanal, bu tarafta da çıkım yolu olan outflow tarafı. Daha sonra buradaki atrioventriküler yastıkçık dokuları devreye giriyor ve bu yastıkçık dokuları ile bir sonraki şekilde daha iyi anlayabiliriz. Sol ve sağ ventrikül ve sol atriyum ve sağ atriyum partisyonu tamamlanmış oluyor. Burada takip edebilirsek, burada bakın endokardiyal yastık dokuları, bunlar gelişimini yavaş yavaş tamamlıyor. Burada atrial septumun oluşumu, ventriküler septumun oluşumu ve son olarak son halde işte sol ve sağ evi kapaklar. Burada bir PFO görüyorsunuz. Bu aşamalarda olabilecek herhangi bir duraklama veya gelişme bozukluğu atrioventriküler kanal defektine sebep olabiliyor. Şimdi başlıklar olarak ne dedik? Partiyel atrioventriküler septal defekt, intermediate veya transisyonel olanı, komplet olan, tetrolojiyle veya çift çıkışlı sağ ventrikülle birlikte olan ve dengesiz olan formlar klinikte karşımıza çıkıyor. Temel ortak özellikleri var. Yani bu değişik formlarda karşımıza çıkmasına rağmen bu biraz evvel saydığımız her ana başlık için ortak olan özellikler var. Bunları şimdi tek tek görelim. Birinci olarak atrioventriküler septal defektlerde atrioventriküler kapaklar kardiyak crux bölgesinde yani atrioventriküler bileşke bölgesinde aynı seviyede yerleşim gösterirler. Bu çok önemli. Size hızla geri giderek bunu anlatayım. Bakın bu kesitte mitral kapağın seviyesi daha yukarıda, triküspit kapağın seviyesi gördüğünüz gibi daha aşağıda. Aynı seviyede değiller, aynı planda değiller. Hatta bu sebeple biliyorsunuz Gerbode tipi ventriküler septal defektler görüyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Bu membranöz septumdaki bir defekt sol ventrikülden sağ atriyuma doğru şanta sebep oluyor. İşte bu mitral kapakla triküspit kapak arasındaki
seviye farkından kaynaklanıyor. Ama atrioventriküler kanalda bu seviye aynı. Aynı hat üzerinde. Burada karşılaştırmalı diyagramda bakarsak o biraz evvel gördüğünüz büyük şekilden yine sol tarafta, sağ tarafta bir komplet atrioventriküler septal defekti spesmeni var. Burada gördüğünüz gibi tek bir kapak var ve aynı planda. Bu önemli bir özellik. Bütün atrioventriküler septal defekt formları için. Daha sonraki özellik atrioventriküler septum yokluğu söz konusudur. İkinci özellik bu. Bu soru önemli çünkü benim asistanlığım sırasında Tayyar hocamız bana bunu bir ameliyatta sormuştu. Ameliyatlarda tabii o zamanlar oldukça ameliyatlar büyük bir ekiple yapılırdı ve ben de ameliyatın en tecrübesiz üyesi olarak hem asistans yapıp bir taraftan da bazı sorularla karşılaşırdım ve bir gün bir atrioventriküler septal defekt ameliyatı sırasında bana dedi ki atrioventriküler septal defekti nasıl tanımlarsın? Ben de bir sürü cümleyle işte tanımlamaya çalıştım. O bana demişti ki yani eğer bir tek bir cümle söylemen gerekirse atrioventriküler septum yokluğu söz konusudur. Bu çok önemli demişti. O yüzden şimdi buna bakarsak bu ne demek? Şimdi interventriküler septumun musküler ve membranöz kısmı var biliyorsunuz. Bu yukarıdaki kısım atrioventriküler septum. Burada o biraz evvel de anlatmaya çalışmıştım. Yani şu üst kısımda ki yani ventrikülle atriumun komşu olduğu bölge atrioventriküler septum. Bu bölgedeki doku gelişmemiş oluyor. Atrioventriküler septum yokluğu. Daha sonraki özellik aort kapak öne doğru deplase olmuştur. Yani kama wedge pozisyonunu kaybetmiştir. Bu da önemli bir özellik. Bunu nasıl gösterebiliriz? Sol tarafta gördüğünüz normal kalp. Burada mitral kapak, tricuspid kapak, burada da aort kapak var. Pulmoner kapak gördüğünüz gibi önde. Şimdi burada nasıl görüyorsunuz? Aort kapak, mitral kapakla tricuspid kapak arasında bir kama gibi gördüğünüz gibi yerleşmiş durumda. Atrioventriküler septal defekte aort kapak gördüğünüz gibi öne doğru itilmiş. Daha ön pozisyonda. Burada tek bir atrioventriküler anulus görüyorsunuz. Bu önemli bir özelliği yine atrioventriküler septal defektle birlikte görülen bütün alt gruplarda da önemli bir özellik. Buna bağlı olarak sol ventrikül çıkış yolu da elonge. Bu işte o gooseneck dediğimiz, kaz boynu dediğimiz görüntüye sebep oluyor. Ve aynı zamanda bu bazı hastalarda karşılaştığımız sol ventrikül çıkım yolu darlığının da oluşma sebeplerinden, mekanizmalarından biri. Atrioventriküler kanal defekti olan hastaların bir kısmında özellikle ameliyattan sonra da ilk görülebiliyor. Bazı hastalarda ameliyat öncesi de buna belki rastlayabiliriz ama daha çok tamir sonrası rastladığımız bir problem bu. İşte bu sol ventrikül çıkım yolunun elongasyonu ve aynı zamanda aort kapağı wedge pozisyonunu kaybetmiş olması ile ilgili. Burada bakın bu sebepten dolayı sol ventrikül çıkım yolunun ne kadar bu normal kalp yukarıda gördüğünüz sol atrium mitral kapak buradan apex'ten aortaya doğru giden yolu ve açıyı görüyorsunuz. Burada atrioventriküler kanal defektinde
innetten apex'e ve buradan gördüğünüz gibi aort kapağı kadar olan yol ne kadar birbirinden farklı ve daha uzun, elonge. Şurası ventriküler septal defekt komponenti, atrioventriküler septal defekti. Burası inlet, burası outlet. Daha sonraki özellik, sol ventriküldeki papiller adeler saat yönünün tersine doğru rotasyona uğramıştır. Bu ne demek? Şimdi yine bir transvers kesitle bakıyoruz. Bir atrioventriküler septal defekt diyagramında. Şimdi aort kapak burada, pulmoner kapak önde. Burada tek bir annulus görüyoruz. Şimdi burada bu yuvarlaklar papiller adeleleri gösteriyor. Burada interventriküler septum hizası. Şimdi gördüğünüz gibi anterolateral papiller adele nerede? Posteromedial papiller adele nerede? Normalde posteromedial papiller adele burada, anterolateral şurada olması lazım. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersine doğru bir rotasyon söz konusu. Şimdi sağ tarafta da baktığınız zaman sağ posterior papiller adele burada, anterior papiller adele burada, septal papiller adele burada. Bu neden önemli? Şimdi bu papiller adele pozisyonları bazen gerçekten bu rotasyon çok fazla olduğu zaman tamir sırasında problemlerle karşılaşabiliyoruz. Standart bir klefti kapatıp sol kompeten bir sol AV kapak oluşturmak bazen zor olabiliyor. Temel ortak özelliklerden sonuncusu sol atrioventriküler kapak kleftinin yönü. Bu kleftin yönü hep ventriküler septuma doğru. Bu ne demek? Burada sol tarafta ve sağda gördüğünüz şekillerde bakın yine bir transvers kesit. Burada tek AV kapağı görüyorsunuz ve interventriküler septum. Burada sol AV kapak klefti, bakın septuma hep dik bir pozisyonda. Yine aşağıda bir PS'den bir görüntü var. Interventriküler septum. Burada kleft var. Kleft septuma dik, her zaman 90 derece açıda. Bu sol AV kapağı tamir ederken ve klefti tamir ederken bizim için bir mihenk noktası oluşturuyor bu bilgi. Burada da yine daha iyi görebilirsiniz. Bu tek AV kapak, burası interventriküler septum, şu bu hiza interventriküler septum, burada sol AV kapak, burası sağ AV kapak. Gördüğünüz gibi burası birbirine dik bu iki aks. Tabii bu anlattığımız bütün özelliklere bağlı olarak ileti sisteminin de pozisyonu normalden biraz daha arkaya doğru deplase. Burada görüyorsunuz bir yine cerrah pozisyonunda sağ atrium açık ve koroner sinüs burada. Burada tek AV kapağı görüyorsunuz. Ventriküler septum burada. Burada AV nod gördüğünüz gibi daha arkaya doğru deplase. Bu neden önemli? Koroner sinüs de hemen burada. Ventriküler septal komponenti kapatırken blok oluşturmamak için bu nodun normal yerinden biraz daha arkaya doğru deplase olduğunu posteriora doğru bilmek önemli. Eğer hatta bu bilgiye dayanarak eğer burada bir blok oluşturma riski varsa ventriküler septal defekt yamasını kapattıktan sonra atrial septal komponenti kapatırken koroner sinüse cutback yapıp o üstteki yamayı bu koroner sinüsün etrafından da dikişlerle geçerek bu yolu izlediğimiz oluyor. Şimdi bu diyagramda dengesiz olan ambalanse AV kanal defekti örneklerini görüyorsunuz. Bu işaretle sol üstte gördüğünüz sol dominant bir ambalanse AV kanal. Sol ventrikül büyük, sağ ventrikül küçük.
Sağ tarafta ise sağ üstte sağ ventrikül dominant, sol ventrikül non dominant, küçük. Burada da transvers kesitte görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir iki ventrikül arasında dengesizlik söz konusu. Şimdi bu konu çok geniş bir konu ama temelde iki tartışma var. Böyle bir patolojiyle karşılaştığınız zaman ne yapmalısınız? Böyle bir dengesizlik söz konusuysa ya tek ventrikül yolunu izleyeceksiniz veya bir ventriküler tamire uygun mu diye onu düşünmeniz gerekiyor. Ama bu basit bir şey değil. Eğer tabii çok dengesizlik çok barizse karar vermek daha kolay, ama eğer bu iki ventrikül arasındaki denge birbirine yakınsa karar vermek için çok ileri ekokardiyografik bazı ölçümler yapmak lazım ve o ayrı büyük bir konu. Ambalansı atrioventriküler septal defekte bir ventriküler tamir konusu apayrı bir ders konusu olabilir. Burada da falotetroizi ile birlikte atrioventriküler septal defekt piyesi görüyoruz. Bu patolojik spesmende bu atrium tarafı, burada gördüğünüz gibi atrioventriküler kapak dokuları, burası sağ ventrikül ve burada sağ ventrikül çıkım yolunu görüyorsunuz. Bir tetrolojideki gibi bu buradaki konal septum gördüğü gibi anterior mal alignment dediğimiz öne doğru deplase olup anterior ve kranial olarak sağ ventrikül çıkım yolunu daraltmış. Falotetroisi ile birlikte olduğunda atrioventriküler kanal defektinin veya septal defektin veya çift çıkışlı sağ ventriküle benzer bir patoloji ile birlikte olduğunda tamiri farklı özellikler taşıyor. Aslında bu konuda başlı başına ayrı incelenmesi gereken bir konu, ama ben size kısaca birazdan standart atrioventriküler septal defekt tamirlerini göreceksiniz. Özetle bu tetrolojiyle birlikte olduğunda önemli bir fark, tabii sağ ventrikül çıkım yolunun rekonstrükte edilmesi tetroloji tamirindeki gibi yine aynı prensiplerle hareket ediliyor, ama bu ventriküler septal komponenti kapatırken kullandığınız yama bir hokey stick denilen, ön tarafı böyle biraz daha bulging yapan, arkaya doğru biraz daha daralan farklı bir yama geometrisi kullanıyorsunuz. Bunun sebebi burada gördüğünüz gibi aortik çıkım yolunu daraltmamak için farklı bir septal, ventriküler septal defekt yaması dizayn etmeniz gerekiyor cerrahi tamir için. Burada özetle işte formları bir tekrar görüyoruz. İşte bu komplet atrioventriküler septal defekt. Bu gördüğünüz gibi ventriküler arasında geçiş sol sağ şanta sebep oluyor. Atrial septal defekt primum tipinde. Yani bu interatrial septum, gördüğünüz gibi kapakların hemen üzerinde bir defekt var. Ve soldan sağa doğru buradan şant oluyor. Tek bir AV kapak var. Bu komplet atrioventriküler septal defekt. Intermediate tipte ve transisyonel tipte, aslında bu intermediate tip burada biraz abartılı çizilmiş. Yani ventriküler, ikisi aslında son nomenklatüre göre, tanıma göre aslında aynı şey gibi. Ventriküler septal komponentin daha küçük olması beklenir ve gördüğünüz gibi burada tek bir atrioventriküler kapak anulusu varken burada iki ayrı anulus formasyonu söz konusu. Yine normalden farklı ama tek bir, gördüğünüz gibi anulus değil, iki ayrı anulus gelişmiş cleftler daha çok ön plana çıkıyor burada. Mesela burada parsiyel atrioventriküler septal defekte daha da gördüğünüz gibi sağ ve sol AV kapak anulusları iyice belirgin olarak oluşmuş. Burada bir primum ASD görüyorsunuz, sol sağ şanta sebep olan ve ventriküler septal defekt komponenti yok. Buna göre de tamir sadece buradaki defektin kapatılması şeklinde oluyor. Bir de sol AV kapaktaki cleft'in kapatılması.
yeterli oluyor. Bu patofizyoloji olarak bütün atrioventrikler septal defektlerde sorun sol sağ şant. Tabii parsiyel olanlarda atrial seviyede olduğu için daha pulmoner vasküler hastalık gelişimi riski daha düşük riskli, çünkü bildiğimiz sebeplerden dolayı atrial seviyedeki şantlarda. Ama bir komplet atrioventriküler septal defekte tabii hem ventriküler seviyede hem atrial seviyede sol sağ şant olduğu için pulmoner vasküler hastalık gelişimi, pulmoner hipertansiyon gelişimi çok erken olabiliyor. Bazen 6 ayda bile, özellikle Down sendromlarda çok hızlı gelişebiliyor. O yüzden de tamir için çok özellikle komplet atrioventriküler septal defekte çok gecikilmesi artık önerilmiyor. Yani 4. aydan itibaren, 3. aydan itibaren tamir düşünebilirsiniz. Çünkü çocuklar 6 haftadan sonra pulmoner vasküler rezistansın düşmesiyle birlikte hızla kalp yetersizliği bulguları ön plana çıkıyor. Bir de terminolojik olarak bilmeniz gereken bir Rastelli kapak sınıflaması var. Rastelli kapak sınıflaması da bu atrioventriküler, komplet atrioventriküler septal defektleri tanımlarken 3 tipte 3 ayrı tip var. 3 tipte Rastelli A, Rastelli B ve Rastelli C olarak inceleniyor. Neye göre? Bu temelde burada gördüğünüz bu anterior bridging leaflet denilen, yani bu köprüleyen, yani interventriküler septuma göre pozisyon alan bu öndeki büyük kapakçığın septum üzerindeki pozisyonuna göre karar veriliyor. Gördüğünüz gibi normal bir kapaktan çok farklı atrioventriküler septal defekt, özellikle komplet formu. Burada mural kapakçıklar var. Bu da işte anterior septal bridging leaflet, posterior septal bridging leaflet. Burada da gördüğü gibi bir kapakçık daha var. Bu da sağ anterior leaflet olarak bildiğimiz kapakçığın tabii burada malforme hali. Şimdi Rastelli A'da sadece şeye bakarsanız, anterior bridging leaflet dediğimiz kapakçığa, septumun gördüğünüz gibi sağ tarafına taşmıyor. B'de gördüğünüz gibi bir miktar sağ tarafa doğru taşıyor. Yani burada anterior bridging leaflet kapakçığın kordaları septumun sol tarafında veya tam üstünde kalıyor. Burada ise bir kısmı sağ tarafa doğru kordaların deplase. Şu C tipinde ise tamamen bu free floating leaflet dedikleri, Anglo-Saksonların serbest bir iki tarafa da uzanan septum üzerinde bir anterior bridging leaflet var. Ve buradaki kordalar septuma değil, sağ taraftaki anterior papillara deliğe doğru yapışıyor. Bu da sol taraftaki de sol taraftaki papillara deliğe yapışıyor. Şimdi bunun ne önemi var diyeceksiniz. Aslında pratikte sonuçta günümüzde yani her şekilde tamir yapılabiliyor. Ancak gerçekten baktığınızda bu C tipinde tamir diğerlerinden daha kolay gibi görünüyor. Yani bu pratik bir sonuçta bir ortaya çıkan durum. Çünkü bu anterior bridging leaflet'in böyle free floating olarak tarif edilen bir formda olması, bu sağ ve sol AV kapağı oluşturup dengeli bir kapak yaratıp daha sonra bu cleft'leri de ona göre cerrahi olarak rekonstrükte ederken işe yarıyor. Ama yine de B tipi de olsa, A tipi de olsa tamir esasları aynı. Şimdi cerrahi tamire kısaca bir bakalım. Burada
Şurada gördüğünüz bir primum ASD ile birlikte sol AV kapak krefti olan parsiyel atrioventriküler septal defekt tamiri. Burada sağ atriumu açtığınızda genellikle bir işte atrial septumun alt seviyesinde bir defekt görüyorsunuz. Buradan baktığınızda sol AV kapakta klefti görüyorsunuz. Bu da sağ AV kapak. Burada yapmanız gereken zaten iki ayrı kapak anulosu geliştiği için kompetan olup olmadıklarını kontrol edip sağ ve sol AV kapağın. Daha sonra sol AV kapak kleftini kapatmak ve daha sonra da primum ASD'yi bir yamayla kapatmak. Burada koroner sinüs burada ve ileti sistemi burada, blok oluşturmamak için ona dikkat etmek gerekiyor. Dikişleri nereden geçtiğimizi. Ya burada kapak dokusundan dikişleri alabilirsiniz blok oluşturmamak için ve burada da koroner sinüsün tavanına doğru ilerlerseniz ileti sistemi burada bloktan uzak kalırsınız. Ama yine de eğer yeterli bir doku yoksa buradan yamayı dikebileceğiniz, o zaman koroner sinüste cutback yapıp yani tavanını kesip yamayı şöyle şu hattı izleyerek yüzeyel dikişler alarak arkadan da koroner sinüsü sol atriumda bırakarak bu defekti kapatabilirsiniz. Genellikle bu taze perikard, glutaral delikli perikard, otojen perikard kullanabilirsiniz. Sol AV kapak kleftini de kapatırken onun da tabii birçok değişik yöntemleri var ama genellikle tek tek dikişler tercih ediliyor. Bir de dikkat etmeniz gereken bu dikişlerin hepsi inverting stitch olacak. Yani koaptasyon derinliğini yaratmak için hiçbir zaman dikişler alttan alıp yani kapağın birbirine temas eden yüzeylerinin dar olmasını değil, daha iyi temas etmesi için dikişlerin hep daha yukarıdan alınıp sonuçta o kleftin bu şekilde tek tek dişleri koyduğunuzda öpüşmesi gerekiyor. Bu önemli. Tabii ki klefti kapatırken sol AV kapakta darlık da oluşturmamanız gerekiyor ve kompetan olması gerekiyor. Bunun için normal standart sol AV kapak vesaire AV kapak normal ölçülerini kullanabilirsiniz. Ölçeklerle yetersizlik varsa klefti kapattıktan sonra bazen ek dikişler gerekebiliyor. Bu yine posteriordaki bu diğer kapakçıklar hizasında. Ama bu teknikler tabii çok ayrı bir zaman gerektiren teknikler olduğu için şu anda bununla yetiniyoruz, devam ediyorum. Burada bir komplet atrioventriküler septal defekt tamiri diyagramı çizimleri görüyoruz. Bu tek yama ile tamir tekniği. Burada şu önde ve arkadaki o bridging leaflet denilen kapakçıklar önce bir marker stitch işaret dikişi konduktan sonra divize ediliyor. Daha sonra tek bir yama önce aşağıdaki ventriküler septal komponent kapatıldıktan sonra bu divize edilen kapakçıklar bu yamanın üzerine dikiliyor ve daha sonra da primum ASD yani o atrial septal komponent dikilerek tamamlanıyor. Burada bakın koroner sinüs sol atrium tarafında bırakılmış. Yama koroner sinüsün etrafından dolaşıyor. Ben bu tekniğe aşina değilim. Yani bizim yetiştirilmemiz iki ayrı yama tekniğiyle öğrendik. Dolayısıyla bu tekniği uygulayanlardan daha iyi öğrenebilirsiniz. Bu bizim standart olan çift yama tekniği. Bu teknikte sol ventriküler septal defekt için ayrı bir yama kullanılıyor. Sonra işte kleft, sol AV kapak klefti tamir ediliyor ve sonra atrial septal defekt için ayrı bir yama kullanılıyor. Genellikle ventriküler septal defekt komponenti için Dacron yama, atrial septal defekt komponenti için
perikard, otojen perikard yama kullanıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz şey, ventriküler septal defekti kapatmak için kullanacağınız yamanın tam uygun ölçüde olması lazım. Yani bakın burada derinliği ve uzunluğunun tam atrioventriküler septal defektin VSD komponentiyle tam aynı ölçüde olması lazım. Eğer çok geniş bir yama kullanırsanız bakın kapağın koaptasyonu bozuluyor ve kapak yetersizliği ortaya çıkıyor. Çok derin olursa yine aynı problemle karşılaşırsınız. O yüzden bu ölçümleri iyi yapmak lazım. Yani defektin uzunluğu ve derinliğini, hatta ipek dikişi ölçmek için kullanabilirsiniz. İki pensetle, iki numara ipekle defektin uzunluğunu ve derinliğini ölçüp onu Dacron yamanın üzerine yerleştirip yamanızı o şekilde keserek hazırlayabilirsiniz. Son olarak da Avustralya tekniğinden bahsedeceğim. Avustralya tekniği işte son 10 yıldır oldukça giderek daha fazla sayıda yapılıyor. Bu tekniğin özelliği, ventriküler septal defekt yaması kullanmıyorsunuz. Şimdi çizimlerde göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi atriumu açtığınızda bir işte tek bir kapak görüyorsunuz. Komplet atrioventriküler septal defekt için bu teknik geliştirilmiş. Bir işaretleme dikişi koyuyorsunuz. Tam işte sol ve sağ AV kapak ayrım hizasına göre. Sonra bakıyorsunuz burada gördüğünüz gibi ventriküler septal defekt komponenti var. Buradan bu teflon destekli dikişlerle tek tek önce ventriküler septal ventriküler septumdan, daha sonra kapaktan geçiyorsunuz. Sonra daha sonra bu dikişleri de yamadan geçerek sonuçta yama ile septum dikişlerle birlikte bir sandviç gibi kapanıyor. Yani ventriküler septal defekt komponentini dikişlerle kapatıyorsunuz. Arada hiçbir yama olmadan. Tabii insana bu önce anlaşılmaz geliyor. Çünkü yani kapağın geometrisi değişiyor. Baktığınız zaman kapağın horizontal plan yerine daha aşağı doğru deplase oluyor. Nasıl olacak? Ama yani eğer iyi uygularsanız bu teknikte de oldukça kompeten bir sağ ve sol atrioventriküler kapak yaratmak mümkün. Ama ben her vakaya uygulanabileceğinden emin değilim. Yani biz de uyguluyoruz ancak seçerek. Bu konuda da epey tartışma var. İşte bu tekniği uygulamak için ventriküler septal defekt ne kadar derinlikte olmalı, uzunluğu ne kadar olmalı, belirli kriterler tartışılıyor. Ama böyle bir teknik var. Bu tekniği de öğrenip kullanabilirsiniz. Bizim geçmiş yıllardaki tecrübeleri 2008 yılında yayınlamıştık. Ben 2019'da da bir güncel olarak ne yaptığımıza baktım. Toplam burada gördüğünüz gibi parsel atrioventriküler septal defekt 45 tane ameliyat yapmışız 2002-2019 yılları arasında. Mortalite yok. Intermediate veya transitional dediğimiz patoloji 20 hastada yine mortalite yok. Komplet atrioventriküler septal defekt 64 hastada 6'sını kaybettik. Tabii bu hastaların %75'i Down sendromlu. Geç gelirlerse Down sendromlarda da pulmoner hipertansiyon erken gelişiyor. Mortalite bu grupta yüksek olabiliyor. Daha sonra tetroloji ile birlikte olan atrioventriküler septal defekt 14 hasta bir mortalite. Atrioventriküler septal defekt önce pulmoner bant yerleştirdiğimiz 17 vaka var. Değişik sebeplerden dolayı önce pulmoner bant, daha sonra tamir yaptığımız hastalar var. Bunlardan ikisi pulmoner bant sonrası kaybedildi. Yine tetroloji veya DORB'la birlikte olan gruptan 6 hastaya tamir öncesi şant ameliyatı yapıldı.
biri kaybedildi, daha sonra tamir yapıldı. Yukarıda gördüğünüz grupta, şurada. Ve reoperasyon yaptığımız 18 hasta var. Bu hastalarda genellikle sol AV kapak yetersizliği nedeniyle yapıldı. Sol AV kapak yetersizliği geç dönemde önemli problemlerden biri. En çok rastlananı. Daha sonra da sol ventrikül çıkım yolu problemlerine rastlanabiliyor. Blok riski düşük. 3 hastada kalıcı pacemaker gerekli oldu. Benim söyleyeceklerim son olarak atrioventriküler septal defekt geniş spektrumda incelenmesi gereken bir patolojidir. Doğru cerrahi yaklaşım için her hasta detaylı olarak değerlendirilmelidir. Erken dönemde operasyon planlanmalıdır. Son yıllardaki bazı çalışmalarda geç, yani primum ASD ve sol AV kapak klefti olan, yani parsiyel atrioventriküler septal defektlerde bile geç tamir ederseniz, ki bunlar bazen pediatrik kardiyologlar tarafından bu hastalar geç refer ediliyor. Nasıl olsa pulmoner hipertansiyon çok gelişmeyebilir diye, ama kapak yetersizliğinin daha çok olduğu tamir sonrası bu hastalarda kapak yetersizliğinin daha çok geliştiği söyleniyor. Tabii tartışmada belki konuşuruz. Bu atrioventriküler septal defekte hastaların bir kısmı ameliyattan önce kapak yetersizliğiyle karşımıza çıkıyor. Bir kısmı da ameliyattan sonra tamir sonrası erken veya geç dönemde oluyor. Bu çok önemli bir problem. Uygulanacak cerrahi stratejinin ve tekniğin seçilmesinde tarif edilen alternatiflerin dikkate alınması gerekir. Ancak cerrahi çalışma grubunun tecrübe birikimi karar mekanizmasında en önemli faktör olmalıdır. Yani en iyi öğrendiğiniz tekniği kullanın. Kısa ve uzun dönemde özellikle önemli derecede sol atrioventriküler kapak yetersizliği ve sol ventrikül çıkış yolu darlığı gibi problemlerin vaktinde tespit edilip çözümlenmesi gerekir. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Gayet güzel, net, anlaşılabilir bir sunum oldu. Ve de anatomi spesimenleri de hakikaten patolojik spesimenler de gayet iyiydi. Anlaşılabilirlik olarak araştırmak açısından. Şimdi seyircilerden soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen var mı? Ona bakalım. Henüz soru gelmediğini söylüyor arkadaşlar. Ben şöyle belki bir şeyler sormaya çalışayım. Bu koroner sinüsün solda bırakılma olayı eskisi kadar çok kullandığınız bir yöntem mi? Artık solda bıraktığınız oluyor mu? Öyle diyeyim, yani yakın zaman içerisinde. Evet, çok nadir. Yani haklısınız. Giderek yani şöyle eski yıllarda hakikaten rutin gibiydi. Şu anda artık kapak dokusunu takip edip daha sonra koroner sinüsün tavanını takip ederek ilerleyerek gidince buna gerek kalmıyor. Evet. Bir soru geldi. Avustralya tekniği için VSD derinliği yönünden yaklaşımınız nedir diyor sizin? Evet. Şimdi bu konuda yani çalışmalara bakarsanız her türlü derinlikte uygulanabilir diyor. Yani bu işte yayınlanan serilerin önemli bir kısmı. Ama ben kendi yaklaşımım yani çok derin bir ventriküler septal defekt komponentinde çok uygun olmadığını düşünüyorum. Birkaç hastada yani o tekniği, Avustralya tekniği denemek için ilk birkaç marker dikişi koyup sonra ilk dikişleri yerleştirdikten sonra apozisyonu sağlamak için dikişi yani test olarak bağladığınızda yani o kapağın gerçekten aşağıya doğru çok fazla deplase olduğunu görüyorsunuz ve yani derinliğin hala önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çok derin septal defektlerde uygun olmayabilir.
Yani sığ ventriküler septal defektlerde rahatlıkla uygulanabilir ama onun dışındakilerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda tabii çok iddialı olup bütün her vakaya, karşılaştıkları her türlü vakaya bunu uygulayanlar olduğu gibi Anderson'dan bir şey dinlemiştim. O hep böyle biraz müstehsi karşılıyordu. Sonra ben görüyorum onları falan diye. Yani atrial tract'ta bir takım distorsiyonlar, daralmalar vesaire olabileceğini söylüyordu. Sol AV kapak tamirleri açısından bir özel kullandığınız bir yöntem var mı? Gerek ilk yaklaşım, gerek reoperasyonlar açısından. Şimdi sol atrioventriküler kapağı tamir ederken bir kere şu önemli. Yani sağ atrioventriküler kapak çok daha yetersizliği iyi tolere edebilen bir kapak. Yani bir kere o işaret dikişini, yani sol ve sağ AV kapağı ayrımı yapmak için ilk işaret dikişini yerleştirirken hep sol tarafa doğru daha fazla mesafe bırakmak çok önemli. Çünkü sağ tarafta septal tarafta yeterli kapak dokusu olmasa bile sağ ön kapak ve mural ve posterior parçacıklar kompetansı sağlayabiliyor. Ama sol tarafta eğer yeterli kapak dokusu kalmazsa ve dengesiz bir işaret dikişinden sonra klefti de dengesiz kapatırsanız en büyük problem bir mal alignment yaratmak oluyor. Yani baktığınız zaman cleft dikişlerin şimdi doğru yerleştirirseniz tam böyle doğru bir hat üzerinde olması lazım. Eğer yanlış başlarsanız şu şekilde sağ veya sol taraf öne doğru yer değiştirdiği zaman santral kaçak ihtimali artıyor. Bir de hakikaten o dikişleri yani o inverte ederek yerleştirmek önemli. Çünkü yani eğer bir şekilde everte ederseniz kapağın yani o temas yüzeyi derinliği yeterli olmayınca o da erken yetersizliğe sebep oluyor. Yani bir çok her dikişi tek tek yerleştirip ve sık sık test ederek o tek tek dikişleri yerleştirmek lazım. Ve eğer kleftin iyi kapatıldığından emin olduktan sonra hala yetersizlik varsa diğer mural kapakçık hizasında veya diğer köşelerde ek tabii dikişler gerekebiliyor, komisural dikişler. Yani serum testinde kompeten olduğunu emin olarak görene kadar tamiri sol tarafta ısrarlı bir şekilde vakit ayırmak lazım. Daha sonra çünkü zaten eko kontrolüne baktığınızda o hafif yetersizlikler hafif ortaya kadar daha fazla arttığını görüyorsunuz. Bu sağ kapağın tamiri konusunda sizin fikirleriniz nedir? Daha az sorun çıkarıyor, daha kolay tolere ediliyor diyorsunuz. Fakat işte unutulan kapak sağ kapak veya sağ atrioventriküler kapak fikri de var. Evet. Bu konuda rutin yaklaşım içerisinde gene ne yapıyorsunuz sağ tarafta herhangi bir rekonstrüksiyon veya bir septal liflet oluşturma gibi bir şey yapıyor musunuz? Şimdi bir kere iki yama kullandığınız zaman ventriküler septal septal defekt komponenti Dacron. Üstünde de diyelim otojen perikard var. Bir kere otojen perikardı zaten Dacron yama ve arada ki anterior ve posterior bridging kapak dokusuyla sandviç şeklinde yaptığınız zaman ve atrial septum hafifçe sola doğru da bulging yaptığında sağ tarafın o septal kapakçık yoksunluğunu bir miktar kompanse ediyor. Ve sizin dediğiniz gibi eğer orada gerçekten bir
kapak dokusu tamamen yetersiz ve oradan ciddi bir kaçak varsa bu mural kapakçık ve anterior kapakçıktan bir miktar yani o septal boş olan alana doğru hafif bir rotasyon yapılabilir. Ama tabii bu sefer o rotasyon için hani kon tamirindeki gibi hani bir miktar ayırıp hafif septale doğru rotasyon kaydırmak mümkün ama bu sefer tabii diğer taraftan diğer sağ kapağın diğer pozisyonlarından kaçak artabilir. Ben genellikle yani sağ kapak çok eğer majör bir hata yapılmıyorsa yani serum testinde çok yeterli görmediğimde dahi çalışan kalpte papiller adelerin pozisyonu değişiyor. Yani sağ tarafta ileri yetersizlik çok nadir karşılaştığımız bir şey. Şey için çok haklısınız. Yani normal bir kalpte, normal bir tricuspid kapakta sağ kapak yetersizliği artık daha ciddi alınmaya başladı. İleride hakikaten yani işte problemler çıkıyor ama atrioventriküler kanalda hani reoperasyonlara da bakıyorsunuz. Sağ kapak için kaç reoperasyon yapılmış? Yani çok 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 nadir. Evet. Evet. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi ilk bizim bu kapak tamiriyle ilgiliydi. Sayın Murat Yardımcı sormuştu. Defek kapatıldıktan sonra eptenzik gelişirse ne yaparsınız? Kabaca buna bir cevap verdik. Hatta oldukça ayrıntıya da girdin. Çok sağ olasın. Gene Murat daha sonra diyor ki tüm çabamıza rağmen kapaklarda yetmezlik devam ederse ne yaparsınız? Çok çok üzücü bir durum yani karşılaşılabiliyor bazen. Gerçekten yani çok displastik kapaklarla karşılaşılabiliyor. Söylenen bir şey var. Bu mesela Down sendromların kapakları tamire daha genelde uygun yapıda oluyor. Mesela non-down olan çocukların kapakları daha displastik derler. Evet. Hakikaten bazen yani hangi tekniği uygularsanız uygulayın yani çok ciddi yetersizlik devam edebiliyor. Bizim çalışma grubunda da benim hatırladığım yani devam edip sol kapağın yoğun bakımdan tekrar birkaç gün sonra alınıp tekrar tamir edildiği sonra onun da problem devam edip mekanik kapak replasmanına kadar giden nadir vakalar oluyor. Bir de tabii bir seçenek ama akılda bulundurulmalı. Diyelim ki yaptığınız masif yetersizlik devam ediyor. Bütün tek down yapabilirsiniz. Yani bütün dikişleri eğer hasar vermediyseniz bütün dikişleri söküp pulmoner bant koyup en azından yani onu deneyebilirsiniz. Çünkü yani eğer ileri kapak yetersizliği olmayan bir hasta ameliyat yaptınız, ileri kapak yetersizliğiyle onu yoğun bakıma çıkarmaktansa pulmoner bantlı olarak çıkarıp daha sonra bir tekrar bir tedavi seçeneği imkanı sunmak bence daha iyi. Yani erken veya geç dönemde bir daha denenebilir ama ileri yetersizlikli özellikle sol AV kapakta ileri yetersizlikli hastaları taburcu etmek imkansız gibi. Benim şahsen ilk birinci aşamada yapılan bu tür tamirlerde bir mekanik kapak deneyimim olmadı ama reoperasyonlarda bayağı oldu. Onlarda gene bu bir okul sunusu olduğu için ne tür bir kapak veya ne tür kendinize göre bir yol izliyorsunuz, ne tür kapak kullanıyorsunuz? Evet, şimdi erken reoperasyonsa ve eğer tamir imkansızsa kapak olarak tabii şu anda yani 3-4 aylık 6 aylık bir çocukta kullanabileceğiniz kapaklar yani şu son 15 milimetrelik bir mekanik kapak var.
Onun o gelmeden önce Regent'ın 17'si, 19'u onları reverse pozisyonda kullanabilirsiniz. Çünkü Regent iyi bir kapak. Yani düşük profilli ve küçük bir kalpte o stratlar gerçekten sorun yaratmıyor. Yani Regent olabilir veya 15 milimetre şu anda hangi firma olduğunu sanırım Medtronic olabilir. Yani o tabii onu getirtmek, kullanmak. Türkiye'den bir seri var aslında. Yakın zamanda kullanmışlar 15 milimetrelik ama 15 milimetre kapağın açıklığı da tabii yani gerçek endişe verici olabilir. Benim önerim 17 Regent kullanılabilir küçük bir bebekte. Daha sonra tabii upgrade büyütmek gerekiyor. Ama ileri yani geç reoperasyonlarda başka tamir teknikleri var. İşte o cleft'ten kaçak olabiliyor. Böyle bizim reoperasyonların birkaç tanesi sadece cleft ya cleft dikişi işte yırtılmış ona bağlı reoperasyon onlar kolay. Ama eğer daha kompleksse tarif edilen bir teknik anterior kapakçığı anterior hizadan ayırıp oraya bir perikard veya başka bir materyalle augmente edilebilir o tür teknikler var. Ama bizim reoperasyonlar genellikle daha benim yani kendi hatırladıklarım sol AV kapağın yani cleft'inin ya septuma yakın bölgesi ya da serbest kenara olan yakın bölgelerdeki defektlerdi ve oraları kolayca tamir edebiliyorsunuz. Ama ring eklemek gerekebilir. Eğer yani o ring de tartışmalı da büyüyen bir çocukta nasıl bir ring kullanacaksınız? Parsiyel bir ring olur mu? Bir de bu atrioventriküler septal defektin tabii anüler yapısı biraz farklı. Her vakada ayrı herhalde düşünmek lazım seçenekleri. Yine bir soru var. Hiç biyoprotez veya benzer bir başka kapak replasman yöntemi gerçekleşmiş mi veya kullandınız mı demek isteniyor belki. Biyoprotez tecrübesi var mı? Biyoprotez yani benim bizim seride hatırladığım yok. Ancak bu Boston'da bu melodi kapakları sol AV kapak pozisyonunda kullanıyorlar. O sol AV işte o melodi kapağın stentinin etrafına bir kaf oluşturup onu oraya implant edip sonra balonla bebek küçükken işte diyelim 16 milim sonra balonluğunu 18, 20, 22 hatta 24'e kadar kademeli olarak genişletilebiliyor ama çok çabuk dejenere oluyor. Yani hayat kurtarıcı olarak yani tabii elimizde melodi olmuyor kullanılabilecek şekilde. Bir de onu deforme yani şey olarak kullanılabilir hale getirmek için bayağı bir işlem gerekiyor. Yani ameliyat sırasında öyle bir tecrübe gerekiyor. Eğer o yoksa yani imkansızsa Contegra gibi bir kapağı oraya etrafına bir kaf yerleştirip dikilebilir. Supraanüler pozisyonda tabii. Evet. Ama o da çok erken reoperasyonu göze alarak yapılır. Veya bir nevi bir modifieros gibi bir şey olabilir. Evet. Cabani tekniği var meşhur. Evet. O tür bir şey olabilir. Bir de tabii gene off-label bu Shellhigh'ın geçmişte kullandığımız injectable kapağının değişik formlarını bu şekilde belki kullanmak mümkün. Zannediyorum bir iki arkadaş bunu yaptı. Bu da melodi yerine belki bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Şu an Ross Cabbani ile ilgili hani bir dönem hakikaten teknik tanıtıldı. Hakikaten iyi bir seçenek gibi görünüyor. Pulmoner kapağın işte reverse pozisyonda mitralde kullanılması. Yani ama yani sizce yani ilgi var mı ya yani böyle bir mesela diyelim hayat kurtarıcı pozisyonda cross clamp süreniz zaten diyelim 80 dakika 100 dakika
Bunlar otografti çıkaracaksınız. Oraya kaf oluşturacaksınız, dikeceksiniz. 180, 200, 240 bilmiyorum yani oraya ondan sonra kondüit kullanacaksınız. Yani hani denenebilir ama yani çok uzun bir cross clamp süresi ve yani muhtemelen en iyi ihtimalle ECMO ile falan belki çıkılabilir. Hani bir şansı olabilir ama prosedürün çok uzun olacağını düşünüyorum. Yani öyle evet. Bir seçenekte evet. Evet, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ederim. Güzel bir sunuydu. Ben kendi adıma çok faydalandım. İnşallah seyircilerimiz de yeterli ilgiyi bulmuştur ve yeterli faydayı sağlamışlardır diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam.